Silahlarınızı almak zorundayız. Siz de lütfen. Ben silah taşımam. Kusura bakmayın İsmet Ali Bey. Üstünüzü aramam gerekiyor. Ben silah taşımam diyorsan taşımam. Beni Ertan'a götür. Buyurun. Sadece İsmet Ali Bey. Yıllarca kadınlara, çocuklara dokunmak yok diye diye kendi elini kolunu işte böyle bağladın ihtiyar. Ama bak bana, ben özgürüm. Bu özgürlüğü de sen verdin bana, unutma. Beni eze eze içimdeki canavarı zorla çıkardın. Aslında benim sana teşekkür etmem lazım. Ne oldu Topçuoğlu? Dilini mi yuttun yoksa, konuşsana. Bazen sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz. Evet biliyorum. Kimse kaldıramaz. Ben de zaten vecizli sözler ne zaman gelecek diyordum. Ama istersen edebiyatı sonraya bırakalım. Hadi imzala şimdi şunu ve git. Önce kadını bırak. Sen de önce imzala. Kadını bırak. Peki. Bu sefer senin istediğin gibi olsun. Miray Hanım, dışarıda Fatih Bey sizi bekliyor. Onun yanından ayrılmayın. Evet. Buyurun Sayın Topçuoğlu Bey. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hepimize hayırlı olur Ertan. Ama senin önce bir seçim yapman lazım. Bilmece gibi konuşma ihtiyar. Ne seçme? Bizim alemde kadınlarla çocuklara dokunulmaz. Evet. Ama erkeklerle ilgili öyle bir kural yok. Özellikle de 40 yıllık dostunu satanlara. Teşekkür ederim Erol. Tabii ki edeceğim. 40 yıllık dostumu kapıdan çevirecek değilim herhalde. Buyur. Hem Ertan konusunda vicdanım rahat değil. Ama artık patron o. Söz ağızdan çıktı bir kere. Ne yazık ki öyle. Ertan şimdi de bankayı basıp banka müdüresini kaçırmış. Eğer sözleşmeyi imzalamazsam kadını öldürecekmiş. Ne diyorsun? Diyorum ki Ertan'a sorma zamanı geldi. Banka mı? Babası mı? Ne? İsmet Ali, ne oluyor? Adamlarım, adamlarına merhaba diyor. Yapma Erol. Şimdi söyle bakalım. Oğlun babasını mı daha çok seviyor? Yoksa parayı mı? Ne
olsam telefonu açardım. Oğlum, o sözleşmeyi yırt at. Kadını da bırak git. Baba... Dedim ben sana. Bazen sustum diye yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Ama sen beni çok iyi bilirsin Ertan.